Haydari 1905 yılında İstanbul'da doğdu. Seçkin bir aileye mensuptur. 2. Abdülhamit'in Meclis-i Maliye Reisi, akrabası İbrahim Efendi, İbrahim Efendi Konağı adlı eserinin kahramandır. Şahsiyet üzerinde büyük annesinin önemli rol olduğu, küçük yaşından itibaren babasıyla beraber katıldığı selamlık sohbetleri sayesinde dönemin önemli şahsiyetleriyle tanıştı. Yazar güçlü bir hafızaya sahiptir. 1,5 yaşından itibaren hayatını safha safha hatırladığını ve kendine gelmeye başladığı zaman da dünyanın sırrını düşünmeye başladığını söyler. 1921'de Süleymaniye İnaz Rüştiyesini bitirdi. Ardından tahsiline özel olarak devam etti. İyi derecede Fransızca öğrendi. Keman dersleri aldı. Evinde zengin bir kütüphanenin bulunması onun bilgi ve kültürünün gelişmesinde büyük rol oynadı. 19 yaşında evlendirildiyse de ruhen ve fikren anlaşamadığı eşinden ayrıldı. Bu evlilikten bir kız oldu. Haydari annesi vasıtasıyla Ümmü Kenan Dergahı Şeyhi Kenan Rifai'ye intisap etti. Yazar olan kuzeni Semiha Cemal'in ölümünden sonra Kenan Rifai onun yerine sen yazacaksın diyerek Haydari'yi yazmaya teşvik etti. Dost isimli eseri Kenan Rifai'nin kendisi üzerindeki etkilerini gösteren anekdotlara doldur. Haydari birçok vakıf ve derneğin kurulmasında öncülük etti. Birçoğunun aktif üyesi olarak hizmette bulundu. İstanbul Fetih Cemiyeti, Türk Ev Kadınları Kültür Derneği, Kubbe Altı Akademisi bunlardan bazılardır. Bu vakıf ve derneklerde konferanslar verdi, sohbetler düzenledi. Özellikle milli kültür ve sanatların yeni nesillere aktarılmasında önemli katkılar oldu. Balkanların ve Avrupa'nın pek çok şehrini gezdi. Bu gezilerini Yeryüzünde Birkaç Adım adlı eserinde anlattı. Haydari kendisine gelen bütün mektupları cevaplandırdı. Ayrıca Türkiye'nin birçok meselesine dair dönemin siyasetçilerine mektuplar yazdı. 1993'te Fatih'teki evinde hayatını kaybetti. 1938 yılında yayınlanan Aşk Budur ilk romandır. Daha sonra arka arkaya Batmayan Gün, Ateş Ağacı, Yaşayan Ölü, İnsan ve Şeytan, Son Menzil, Yolcu Nereye Gidiyorsun ve Mesih Paşa İmamı isimli romanlarını yayımladı. Haydari daima bir motivasyon insandır. Bu motivasyon insanoğlunun yaratılış gayesidir. Onun romanları genellikle kendisine, yaratıcısına, aile ve çevresine yabancılaşan, uzaklaşan insanın kökünü, arayışını ve çoğu defa buluşunu anlatır. Roman ve öykülerinin teknik ve anlatım özellikleriyle pek fazla ilgilenmemiş, daha çok vereceği mesaj üzerinde yoğunlaşmıştır. Bu yönüyle romanları tezli roman özelliği taşır. Mutasavvuf bir yazar olan Haydari'nin romanları tasavvuf ve manevi aşkla yüklüdür. Roman kişilerinin çoğu çevresinde tanıdığı insanlardan izler taşır. Türk toplumundaki medeniyet değişmelerini ve sonuçlarını, aile ve ahlak yapısında meydana gelen çöküşü, özellikle toplumun kaybettiği değerleri eserlerinde ele almıştır. Son romanı Mesih Paşa İmamı'ndan sonra roman yazmayı bırakmış, fikri, içtimai ve tarihi konularda çok sayıda eser kaleme almıştır. Romancılık iddiasında olan bir yazar değildir. Amacı köklerinden kopan insanı uyarmak ve irkiltmektir. Birçok Türk büyüğünü ele aldığı abide şahsiyetler önemli eserlerindendir. Haydari'nin en önemli eseri İbrahim Efendi Konağı adlı romandır. Bu roman aynı zamanda hatıra, biyografi, otobiyografi özellikleri taşır. Haydari bu eser için bu kitap ne bir hikayedir, ne masal, ne de roman. Bir dönemin gerçek hayat tablosudur der. Osmanlı'nın son dönemini konu alır. Eserin kahramanı, dedesinin ağabeyi ve 2. Abdülhamit'in Meclis-i Maliye Reisi İbrahim Efendi'dir. Eser,
görkemli bir konakla birlikte görkemli bir devletin yıkılışını anlatır